Ben geldim. Nasılsınız? Herkese güzel bir gün olsun. Ne kadar olsa hava dönmeye başladı. Hani Ağustos'un artık ilk haftasında bitiriyoruz. O kavurucu sıcaklar etkisini kaybediyor. Hani ben yine arada bir şeyler yapabilir ama mevsimler böyle. Kış mevsimlerinde dengesini bozdular ama enteresan işte insanlar. Bir haber okudum. Bir anaokulunda 4 yaşındaki bir çocuk, 2 yaşındaki çocuğu neredeyse öldüresiye dönmüş ki öldürebilirdi de. Enteresan. Şimdi bu çocuğun bir evde nelere şahit olduğuna bakacaksınız. Ya anne babayı mı dövüyor, ya anne baba ya da birinden bir bu çocuğu mu dövüyor? Ya da çocuğun ne izlediğine bakacaksınız. Direkt birisi yazmış işte evde de buna şahit. Okey, doğru, sebeplerden bir tanesi o ve en önemli sebeplerden bir tanesi o. Fakat ne izlediğine bakın. Çocuklara çizgi film ya da bilgisayar oyunu adı altında şiddet içerikli şeyler seyrettiriyorlar. Sonra çocuk şiddeti bilinçaltına yerleştiriyor ve orada gördüğü bir hareketi bir başkasının üzerinde uyguluyor. Yani bu yaşlara kadar indi. Başka bir haber vardı. 14 yaşındaki bir kız eski sevgilisini yine 14 yaşındaki bir kızla görüyor. Kızı uyarıyor, o da kavga çıkıyor. Bu kız işte eski sevgili ve yanındaki 5-6 kişi gidip o eski sevgilisinin yanındaki olan o yeni sevgili kızı dövüyorlar. Gözaltına aldılar. Bayağı derin bir şiddet uyguluyorlar. Ya bakın, bunlar biri 4 yaşında, biri 14 yaşında. Yetişkinleri zaten hiç söylemiyorum. Yani trafikte millet birbirini vurmak için alan kolluyor. Sebebi, yediğiniz içtiğiniz çok önemli. Hayatta özellikle ailede şahit olduklarınız, ama şu çocuklara çok ciddiyim. Yani bu kadar şiddeti ve kabadayılığı normalleştirmek, bir de onun matah bir şey olduğunu bu bilgisayar oyunlarında, işte filmlerle, anlatabiliyor muyum? Çizgi filmlerle yaşına göre normalleştiriyorlar. Bilinçaltı böyle bir şey. Neyi koyarsanız lazım olduğunda onu çıkartıyor. Güzel şeyler koyarsanız güzel, koymazsanız öyle. O yüzden bir bakın, kendiniz için de geçerli bu. Yani siz de sürekli şiddet içerikli bir şeyler izlerseniz, yani onun refleksini şiddet olarak verirsiniz. Ya işte tüfek icat oldu, mertlik bozuldu ya. Üf. Televizyonsuz zamanlarda büyüyen çocuklar çok daha düzgün, çok daha iyi, çok daha ahlaklıydı yani. Yani ahlak deyince hep belden aşağı akıllarına geliyor ama ahlak bir bütündür yani. Hep söylüyorum ya, ağaç dalı kırmamak, birine zarar vermemek de ahlaktır. Zaten dinin yarısı ahlak, yarısı ibadet. Yani birinden biri olmazsa o inanç da yarım kalıyor. Ahlak da yarım kalıyor. Olmuyor yani. Din ahlaksız olmaz. Ahlak da dinsiz olmaz. Böyle bir şey. Evet. Dedim ya, yediğinize içtiğinize zaten dikkat edin. Hormonları bozdukları zaman da zaten biliyorsunuz. Ama bir de seyrettiklerinize dikkat edin. Buna dizi filmler de dahil. Konu mevzu çok uzar. Hep yazdım, söyledim. Bunu ayrıca bir YouTube kanalımda bir konu olarak işleyeyim. Valla gerçekten evet, bunu tek bir konu olarak işlemeye karar verdim. Önemli. Ben işte bir şeyi WhatsApp durumdan atınca bir valimiz mesaj atmış. Sevda Hanım, o kadar güzel konulara değiniyorsunuz diye. Evet, ama maalesef şov yapanları daha çok izliyorsunuz. Şov yapanlara daha çok prim veriyorsunuz. Şimdi Instagram kapalı diye influencerlar delirmiş, o fenomenler delirmiş. Yani işte bu kadarlar. Sosyal medya bitti mi? Bit, sosyal medya yokken de vardık elhamdülillah. Neyle? Elhamdülillah zikirlerimizle de olalım. Zikrettiklerimizle de vardık. Efendim, biz yazdığımız kitaplarla da vardık, koyduğumuz tavırla da vardık, her şeyle vardık elhamdülillah. Oluruz yine. Yani bütün sosyal medya kapansa yine biz bakacağız işimize, kitaplarımızı yazacağız. 17 kitap yazmışız, 18.'si işte çıkacak. Bir tane daha da yazarız, farklı şeyler yaparız. Ama bu işte, dedim ya, sadece orada o balonun içindeydiler. Balon tık patlayınca o savruldular falan. Bu video da uzun oldu. Bari bunu da YouTube kanalıma koyayım ben. Sohbet de güzel oluyor böyle. Evet. Yani dediğim gibi değerli dostlar.
yani hayatı bu hale getirdiler. Hani doğallıktan uzaklaşıp işte insanlara bir tane kıza rastladım. Yani Instagram'ın açılması için diyor ki evet ben boşum. Okey kabul diyor. Kız bir de kabul ettiğini söyle yani. Gereksiz bir ya hiçbir şeyim yok ben yapmıyorum. Instagram için süsleniyorum püsleniyorum diyor. Ya bu kız ya şaka yapıyorsa sosyal medyadaki durumu çok iyi yapmış. Ama yapmıyorsa acil tedavi olması lazım. İşte valimiz bu durum bunu bu yorumuma yazmış. Evet, bakıyorsunuz sanatçı konserlere dolup taşıyor. Çocuğunuzu alıp bir yazarın konserine götürmüyorsunuz. Yani pardon söyleşisine ama konsere koşa koşa. Çocuklar nereye gidiyor? Bak konsere koşuyor. Öbürü işte o yazarların söyleşisine koşan çocuklar her zaman ülkeyi kurtarmış. Ama sayıları azalıyor. İşte bir zehirlenmeye müsaade etmemeniz lazım değerli dostlar. Bu sebepten dolayı sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Beni izlemeye devam edin. Mücadelemiz aynen devam ediyor. Böyle bugün şurada bir ağrıyla uyandım. Allah sağlık versin. Geçecek inşallah. İlerlememesi için geleneksel yöntemleri kullanacağım. Birazdan bir patatesi kesip üstüne koyacağım. Çok iyi geliyor her başı ağrısına. Enteresan. Tabii çiğ patatesi. Kesin böyle. İşin o nişasta çıkıyor ya. Oh böyle. Ateş olunca da iyi geliyor. İşte böyle geleneksel tabii ki bilim yani her zaman. Birisi bir şey dediği zaman derim ki doktor ne dedi? Ya doktor ne dedi derim. Önce doktora bir git. Sonra doktor endeksli. Yanında da bir şeyler yapabilirsen ama doktor kontrolü. Ben şimdi ameliyat oldum ya. Bir yara var iyileşmiyor. Neyse. Yarayı kendi haline bırak dedi. Şu kadar kabuk düşmüyor. Dedim ki yani hayata tutunmanın şeyi olacak bu. Hemşiresiyle de doktorum sürekli irtibat halindeyiz. Dedim ki bir arkadaş da dedi ki zeytinyağı sür dedi. Aslında bir zararı da olmaz. Kabuk düşmüyor abi. Nasıl bir kabuk düşmüyor? Şu kadar düşmüyor. Hemşireye yazdım yine. Dedim ki zeytinyağı süreyim biraz. Doktor Bey'e sorayım dedi. Ama doktor Bey de dedi ki işte sarı kantaron yağı sürün dedi. Olay bu. Yani yine de ne olur ne olmaz soruyorsun. Geleneksel yöntemleri de doktor bırakmıyor ve sarı kantaron yağından sonra evet kabuk düştü. Düştü. Ama altında bir şey çıktı. Çıkınca doktora sormanın faydası. Orada böyle yaranın altında iyileşmeyen bir kısım çıkmış. Ha, bu sefer yine bilime döndük. Antibiyotik verdi oraya. Antibiyotik sürdük. Hallettik. Yani akıl, duygular, mantık bunların hepsi paralel gitmesi lazım. Olmaz. Hayat böyle. Her gün aynı yemeği yediğin zaman sıkılıyorsun. Öyle değil mi? Ne yapıyorsun? Çeşit. O yüzden ben her zaman derim. Bilim, inanç hepsi birlikte. Aha bizimkiler yine tabii devrede yiyorlar. Evet efendim. Gününüz güzel geçsin. Ben yarın Düzce'deyim. Akşam saat 21'de. Postu zaten ana tarafa koydum. Akşam 21'de Düzce'de yarın akşam 7 Ağustos akşamı buluşalım dostlar. Bekliyorum hepinizi.